Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olup beğeni ve yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Videolarımın size daha çabuk ulaşmasını istiyorsanız bildirim zilini de açmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Bugün sizlere çiçek aileme katılan yeni üyeleri size göstermek istiyorum. Bu sabah gittim, biraz böyle çiçekleri karıştırdım çiçek gelen yerleri, seraları gezdim. Birkaç çiçek aldım sizlere. Onların hem ekimlerini gerçekleştireceğim. Artık bahar geldi ya, havalar da güzelleşti ya, kuşlar iyice cıvıldamaya başladı ya. İşte yine biz almaya başladık arkadaşlar. Ama bunları ben çok seviyorum. Çok güzel çiçekler. Şimdi baharın müjde, müjdecisi çiçekleri arkadaşlar. Onları aldım. Onları hep birlikte sizlerle birlikte etmek istiyorum. Bakın. Bende var ama daha böyle çubuk halinde cam güzeli. Katlı cam güzeli aldım arkadaşlar. Bakar mısınız? Şunun güzelliğine şunun güzelliğine bakar mısınız? Şöyle bir büyüteyim dedim çiçeğini. Bakın. Evet. Böyle pazara gittim. Pazara da gelmişlerdi bir sürü Bir Kaç çiçekçi gelmişti bakın tomurcukları da üstünde altlarından da çok güzel böyle tatlı tatlı fideleri de gelmeye başlıyor yeşermişler altlarından bunlar biraz büyümüş bu büyümüş olan kısımları biraz bana alışsın bir ay kadar sonra ben bunları buradan koparıp onları tekrar ekmeyi düşünüyorum arkadaşlar bunlardan bende var katlıları da var yalkıları da fakat tabii kapalı balkon da olsa serin olduğu için böyle sap kaldı. Şöyle sapları duruyor ama patlayacak sanırım. Böyle hafif hafif yeşermeye başlamışlar. Ben de bunları işte aldım. Bunu görünce de dayanamadım. Kuzum baksana. Bakar mısınız? Bayağı kocaman bir saksının içindeydi. Tek elle yaptığım için aldım. Şöyle saksı kırık da. Hatta çiçekçi beni çok iyi tanıdığı için bana böyle bir saksı verdi Allah razı olsun buna ek dedi ben de çıkardım o saksının içinden şöyle getirdim işte bugün aldım bugün hemen size pazarımız vardı Çarşamba pazarımız toprağımı hazırladım benim bildiğiniz gibi bu toprağı hazırlıyorum kestane toprağı torf toprak var içinde yumurta kabuğu kahve ve tarçın böyle yapın e, topraklarınızı inanın hem toprağınız güçleniyor hem çiçeğiniz daha güzel ve bakımlı oluyor hiç hastalanmıyor toprak güçlü olursa zaten çiçek de güçlü oluyor arkadaşlar bu arada bakın bir don bir ay çiçekleri bunlar benim vazgeçilmezim benim bahçede de var onlar tabi bahçede unuttuğum için bir kenara aldım onları böyle e, korumaklı bir yere sadece böyle kökleri kalmış bunları da gördüm iki tane iki tane aldım böyle daha çok var da iki çeşidini aldım ee, onları da sizlerle birlikte ekeceğim bayağı büyük Bunlar da viyollerin içindeydi Bunlar saksıda değildi arkadaşlar Bakın bu seracı bir abi serada kendisi böyle yetiştiriyor onları kendisi getiriyor yetiştiriyor bayağı kocama ben de onlar için şöyle uzun bir saksı böyle uzun saksılarda çok güzel oluyor bu güzelleri ben şimdi ekeceğim bahçeye çıkaracağım ee, fakat e, mesela çok yaz sıcaklarında bunları iyice çok sıcağa maruz bırakmıyoruz bunları da aynı toprak yaptım arkadaşlar gördüğünüz gibi kahvemde tarçınımda yumurta kabuğumda toprağımda çok güzel çok güzel besili bir toprağım var şöyle benim kendi vazgeçilmezim hiç ben çiçeklerimin hasta olduğunu bilmiyorum çünkü tarçın ve tarçın bütün hastalıkları yok eden hastalanmasını önleyen çiçeklerin gerçekten çok güzel bir şey kahvede kökleri canlandırıyor köklerin daha çabuk toprağa adapte olmasını sağlıyor bol çiçek yapıyor şimdi şöyle alalım bakın ay benim güzelim ya ben cam güzellerini çok seviyorum ya baharda yazın çok güzel bakar mısınız yazın benim en güzel şeylerim bunlar diğerlerini işte ben hava güzelleşti diye bahçeye çıkardım onlar artık patlamak üzere. Bunu da alayım. Böyle çok çok fazla şey yapmıyorum. Bakın zaten toprağa e şöyle ben yerleştireceğim arkadaşlar. Hiç kırmayayım. Şöyle. Bakın, gayet de güzel. Bayağı da büyükmüş ya. Bir de saksı verdi. Saksıya da şey yapmadık. Para vermedik. Çok şükür. Şöyle hazırlayayım dedim onları. Daha sonra şunlardan, şu büyük dallarından bana alışsın ama bir ay kadar dursun da. Ondan sonra şu büyük dallarını koparıp, onları tekrar çoğaltarak e, hallederiz. Ben hep böyle yapıyorum. Hangi çiçeğimi alırsam hemen onları çoğaltma yoluna gidiyorum. Biraz diplerine de e, şey koyalım arkadaşlar. Bunlar da çok fazla güneş istemiyor. Böyle yarı gölge bir yerde. Ee, çok fazla güneş olursa yaprakları hemen sararmaya ve yanma, yanıyor kenarları. Yarı gölge bir yerde. Biraz bunlar şey istiyor fazla besi. Şimdi ben bunu böyle ektim ya arkadaşlar onlara şey vereceğim. E, ee, yumurta kabuğu suyu. Kaynattım yumurtanın kabuğuyla suyuyla şeye karıştırdım. Pirinç suyunu. O da çok besleyici bir şey oluyor. Pirinç suyu karıştırdım. Onların hiç e, bunlar böyle heh, toprağında fazla karıştırmadık zaten. Bakın gayet güzel oldu. Çok da güzel oldu. Ben çok seviyorum. Hele bu katmerlileri biraz narin oluyor. Biraz böyle şey oluyorlar ama çok güzel. Çiçekçi dedi sen çok seviyorsun. Çiçekleri çok da güzel bakıyorsun. Bana çalışma teklif etti ama benim öyle gidecek vaktim yok. Kusura bakmasın. Seraya gel dedi. Beraber seninle üretim yapalım. Ama maalesef yani keşke vaktim olsa da gitsem. Benim evim, yerim, bakacak insanlarım. Şimdi bunları ekiyorum arkadaşlar. Şöyle uzun saksıya. Şöyle hiç onları da kıpırdatmayayım. Çok kökleri var. Bakın aşırı derecede köklenmiş çok sevdiğim zaten bir çiçek bu. 11 ay çiçeklerine bayılırım ben. O kadar da güzel açar. Yazın bahçemi çekeceğim size. O kadar güzel oluyor. O kadar güzel oluyor. Haziran 15 Haziran 15 Temmuz'un sonuna kadar şahane bir bahçe oluyor. Ortancalar coşuyor. O sardunyalar, küpeliler, bilmiyorum Vallahi arkadaşlar komşular böyle bahçeme geliyorlar Sefa yapıyoruz beraber çaylar kahveler çok mutlu oluyorum ona çiçeksiz bırakmıyorum gelene birer çiçek isteyene çiçek sevene sevmeyene sohbet <laughs> her şey var şöyle de bir toprak tabi şey yapalım kestane toprağım var arkadaşlar komşular böyle dağlara çıkıyorlar. Dağlardan bana toprak getiriyor, getirdiler. Bayağı bir ben de onları tek ekmiyorum. tabi başka e, topraklara, torf toprağa karıştırıp hazır torf toprak alıyorum. Ona karıştırıp kahveleyip tarçınlayıp e, yumurta kabuğu koyarak güzel, besleyici bir toprak yapıyorum kendimce. Ama çok memnunum bana kestane toprağını nereden alıyorsunuz diye sormuşlar aslında ben pazardan köylü kadınlardan köyden getiriyorlar dağdan getiriyorlar kestaneler bitiyor onların altındaki kestanelerin düştüğü şeyleri toplayıp getiriyorlar arkadaşlar önceden o kadar güzel daha uygun alıyorduk şimdi çok pahalı onlardan alamıyorum bu sefer işte arkadaşlar gitmişler eşiyle dağa çıkmışlar. Dağlardan o kestaneliklerin oralara çıkmışlar. Oralardan toplayıp bana getirdiler. Allah razı olsun onlardan getirdiler bana. Çok mutlu oldum onlara ben. Çok sevindim. Şöyle ektim arkadaşlar. Bakın renkleri de o kadar güzel ki bu rengi aldım. Bu renk değişik değişik açıyor. Mesela şimdi böyle açıyorsa arkadan beyaz geliyor, daha arkadan daha pembe geliyor. Çok değişik oluyor. Bir de böyle mor rengini aldım. Benim bahçemdekiler de daha değişik böyle koyu pembeleri falan var. Onlar da canlansın. Bahçeden size şöyle görünüm yapacağım. Şöyle yan yapayım. Güzelim de güzel oldu. Bakar mısınız? Çok şık oldular. Şimdi dediğim gibi yumurta kabuğu suyuyla, pirinç suyuyla da Biraz ben onları sulamak istiyorum. Şöyle hafif diplerine dökeyim. Artık Mart geliyor ya arkadaşlar. Bütün çiçeklerinizi besleyebilirsiniz. Uykudan uyandırın onları. Uykudan uyandırın. Onların beslenmesine beslenmesini sağlayın. Bahara hazırlasın kendilerini. Köklerini hazırlasın arkadaşlar. Şöyle. Daha sonra da bu videodan sonra da atacağım. İnşallah eğer halledersem bu videoyu atacağım. Ondan sonra da balkonumu size şöyle çiçeklerimi göstermek istiyorum. Şimdilik hoşça kalın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Seviliyorsunuz arkadaşlar.